Şöyle bir örnek verelim. Ortaya bir teori atacağız. Misal. Teorinin hüküm haline gelmesi için bir sayıda yok. Bunu söylemek mümkün değil. Ama biz daha iyi izah edebilmek için farz-ı misal bir sayı söyleyelim. Diyelim ki şu teorinin şurada hüküm haline gelmesi için şöyle mühür vurduk, imzaladık. Hüküm haline gelmesi için farz-ı misal 30 tane deney lazım diyelim. Birinci deneyi yaptık, hüküm olmadı. İkiyi yaptık, olmadı. Üçü yaptık, olmadı. 28, 29, 29. da hüküm oldu. O zaman 29-30'unda hükümse bu. O zaman bu 29. da hala teori midir? Evet. Niye daha hüküm haline gelmedi? 31'de hüküm olacak, 32'de hüküm olacak diyelim. Ama önceden bir sayı belirlenmez, tekrar söyleyeyim. O zaman bu durumda hüküm haline gelmemiş hiçbir teori hüküm değildir. Tamam. Peki. Dedik ya 30'unda da mührü vurduk, hüküm oldu dedik. Yarın bir bilim adamı gelecek. 30. deneyi yapılmış bir çalışmayı alacak. Yeni bir çalışma yapacak. Bakacak diyecek ki bir dakika. Burada böyle denmiş ama burada da böyle bir sonuç çıkıyor denecek. 30 tane deney efendim tekrar tartışmaya açılacak. Öyle olmuyor mu arkadaşlar? Bakın hatırlayın. Deterjanlar çıkıyor piyasaya. Kanserojen etki yapıyormuş denilip toplanmıyor mu? İlaçlar geri toplanmıyor mu? Arabalar bile emisyonu fazla gaz yayıyor diye toplanmıyor mu? Piyasadan geri çağrılmıyor mu? İlaçlar piyasadan geri toplanmıyor mu? Halbuki mükemmeldi. Bir sürü deneyi yapılmış. Birçok laboratuvarda denenmiş. Fareler üzerinde denenmiş. Defalarca denenmiş, denenmiş, denenmiş. Hüküm olmuş. Gelmiş bilim adamı bir çalışma yapmış. Eksik bir yön daha tespit edilmiş. Öyle olmuyor mu arkadaşlar? Hani hükümdü bu? Hiçbir bilimsel hüküm nihai bilimsel hüküm değildir. Hala teoridir. Peki bu bilimsel hüküm olmayan bunlar vahyi nasıl tartışmaya açabilir? Mutlak olan vahidir. Bilim adamının kafası bu kadar çalışmış, bu kadar öğretmiş. Sağ olsun, hafife almıyorum. Teşekkür ederiz. Bu kadar öğretmiş. Güzel. Nihai hüküm değildir ki.